Dükkanındaki bütün eserler onun imzasını taşıyor. El becerisi sayesinde bir tahta parçasını bile sanata dönüştürüp bu işin duygusu gönüldedir diyor. Bu işin duygusu gönülde. Buna ne şekil verebilirim? Bunu nasıl bundan nasıl faydalanabilirim ya da bunu nasıl değerlendirebilirim diye düşündüğümüz müddetçe bu işin sonu gelir. Cenap çırak 65 yaşında Asubay emeklisi olan Çırak ilkokul çağından mesleğini icra ettiği yıllara kadar ahşapa duyduğu ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi. Yaptığı eserler evine sığmayınca en sonunda kendisine bir dükkan açmaya karar verdi. 1978-2002 yıllarında asubay olarak görev yaptım. Görev yaptığım yıllarda bu el emeği ahşap işlerine gönül vermiştik. Yaklaşık 21 yıl oldu. Bu yıllarda yaptığımız küçük işleri önce çevremize, eşe dosta dağıttık. Arkasından yaptığımız işler evimize sığmaz oldu, duvarımıza asacak yer kalmadı. Sonunda bir iş yeri açalım dedik. Elle kesilen kıl testere ortaokullarda el sanatlarında gösteriliyordu. Zaman içinde gelişti. Otantik malzemeler kaybolmaya yüz tutmuş malzemeler, şekiller, grafikler, özellikle Selçuklu desenleri. Bu tür işler yani şöyle söyleyeyim kişinin ürettiği değil de beyin olmuş, genel halkın kullandığı halk piyasasına düşmüş ürünlerin üretimi veya çeşitliliği bir şeyler kendimizden katarak. Ben bu işlere alaylı olarak başladım. Daha doğrusu yetiştim. Bu yaptığımız işler tabi üretim oluyor, üretimin masrafı da oluyor. Girdisi çok pahalı, malzeme fiyatları çok pahalı. Müşteriye fiyat vermekte zorlanıyoruz. Yaptığı tablolarda 450 işlem olduğunu söyleyen Çırak, gelen müşterilerinin de eserlerinden memnun kaldığını söyledi. Lambader, Ahşap, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Atatürk sevgisi ve Atatürk resimlerini keserek ben bu ticari işe dönüşüm yaptım. Yaptığım tablolarda 400-450 işlem ve iş var. Ahşabı ne türlüsü? Çam, kavak, kayın, ve bunların ürünleri kontraplak. Buraya gelenler oldukça memnun. Şöyle memnun. Yani bu işi pek yapan yok. Yapan varsa da merdiven altında yapıyor. Ben vergiye tabi Resmi bir kurum. Bu şekilde e, işimizi devam ettiriyoruz ahşapı sanata dönüştürmek için biraz el becerisinin yeterli olduğuna dikkat çeken Çırak, biz el vermezsek bu iş bizden sonra kaybolacak dedi. Az bir el meziyeti olan yapar, yapılmayacak diye bir şey yok. Ben ahşabı kıl testleriyle kesiyorum. Terzi nasıl kumaşı makineye sürüp dikiyorsa, pedalı çevirip, aynı şartlarda bu iş. Alet edevatı kullanmak meziyet ister kesici ya da başka bir şeyi. Onlara dikkat etmek lazım. Bizler kurs veremiyoruz alaylı yetiştiğimiz için. Halk eğitim ya da belediye kurs bölgelerinde mezun olanlar ya da öğretici olanlar verebiliyor. Bu işe meraklı kimse yok. Belki el veremediğimiz müddetçe bu iş bizden sonra kaybolacak.